Merhaba, ben avukat Nihan Güneli arkadaşlar. Avukatım, anlayabileceğiniz üzere ünvanımdan. Bilgi Üniversitesi 2009 mezunuyum. 6 senedir bilişim hukuku üzerine çalışıyorum ağırlıklı olarak. Bilişim ve fikri haklar alanında çalışıyorum. Yüksek lisansımı da gene Bilgi Üniversitesi'nde yaptım. Tezim de olabilecek en sıkıcı konulardan biri olan bilişim hukukunun daha böyle fenalık bölümünden kayıtlı elektronik posta ve elektronik apostil. Dolayısıyla işin teknik tarafıyla aslında ilgileniyorum ben. Bugün Zeynep hocanız beni bilişim hukuku anlatmam için çağırdı. Ama siz yeni medya öğrencileri olduğunuz için ben birazcık bilişim hukukundan bahsedeceğim. Arkasından belki sizi daha çok ilgilendirecek bir telif ve hani gazetede nasıl yazılar yayınlanmalı, bunları yayınlarken nelere dikkat edelim falan gibi konuları anlatıp sizi azat edeceğim. Burada bu cuma akşamı daha fazla sizi tutmayacağım. Şimdi ama önce bir genel, hani siz herhalde hukuk dersi aldınız diye tahmin ediyorum birinci sınıfta. Peki biraz böyle interaktif yaparsak olur mu hocam? Hukuk nedir arkadaşlar? Hiçbir fikri olan var mı? Böyle el kaldırabilecek. Dersi aldığınıza göre biliyor olmanız lazım değil mi? Ayağa kalkınca da göremiyorum ama ben sizi. Nedir hukuk? Sizi gördüğüm için hep size söz vereceğim mecbur. O bilgisayar ekranını indirdiniz, artık böyle gidecek bu ders. Yani hukuk şey diyebiliriz, toplumda yani insanların huzur içerisinde birbirlerinin kişisel alanlarına zarar vermeden çok güzel, yaşamalarını evet, sürdürebilmeleri için toplum olarak gerekli olan normlar bütünü. Normlar. Aynen öyle. Hukuk burada yazılı olan şekilde ben bir tanımlama yaptım. Birey, toplum ve devletin birbirleriyle olan ilişkilerini yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkardığı kurallar ile düzenleyen ve kamu gücüyle desteklenen düzenlemeler yapan normatif bir bilim. Bu tanım, ama arkadaşınızın söylediği gibi burada da yazdığı üzere bireylerin toplumsal ilişkileri, devletle olan ilişkileri, kendi kendilerine birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, bir yaptırıma bağlayarak düzenleyen, yani bu ilişkileri sürdürmenin bir gerekçesi olmasını sağlayan bir bilim. Hayatımızın her alanında hukuk var. İşte gidiyorsunuz bakkaldan bir sakız alırken aslında o sakızla bir sözleşme. Para veriyorsunuz, karşında sakız alıyorsunuz. Bunun adı sözleşmedir. Dolayısıyla hukuk hayatımızın her alanında var. Hukuk, bu gördüğünüz şey normlar hiyerarşisi bunun adı. Bunu hatırlarsınız hukuk derslerinizden diye tahmin ediyorum. En üstte biliyorsunuz şu aralar çok gündemde olan anayasamız var. Şimdi değişecek kısmetse. Anayasanın altında birbiriyle aşağı yukarı eşdeğer olan, çok derinine inmemekle birlikte öyle söyleyeyim, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve milletler arası anlaşmalar bulunur. Onun altında tüzük, yönetmelik ve genelgeler bulunur. Bunlar normlar hiyerarşisi adını almasının sebebi, gördüğünüz gibi temeli en büyük, üstü en küçüktür, üçgen. Genelgeleri sayısı çok ama genelgeler yönetmelikleri, yönetmelikler tüzüklere, tüzükler kanun, KYK ve milletler arası anlaşmalar ve bunların hepsi de anayasaya aykırı olamaz. Yani bu ne demek? Anayasada bir kural belirlediyseniz buna aykırı, mesela ifade özgürlüğü diyorsanız ona aykırı bir kanun çıkartamazsınız. Ama ben size ideali ve kuralı anlatıyorum tabii. Bu şekilde oluyor mu derseniz, evet öyle oluyor demek biraz güç. Devam ediyorum. Hukuku biz ikiye ayırıyoruz kolay incelemek için. Özel hukuk ve kamu hukuku. Kamu hukuku genel olarak insanla devlet ilişkilerini düzenleyen, daha çok hani kamusal alanı ilgilendiren, işte ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku gibi dalları içerir. Özel hukuk ise kişi ilişkilerini, yani gerçek kişilerle gerçek kişiler, tüzel kişilerle gerçek kişiler, tüzel kişilerle tüzel kişiler arasındaki ilişkiyi ilgilendiren kısım özel hukuk. Bunun altında da medeni hukuk, borçlar hukuku, işte ticaret hukuku gibi hukuk dalları bulunuyor. Bu aslında birinci sınıf hukuk derslerinde size de verilen, aslında birinci sınıf bütün hukuk derslerinde verilen bir şema. Bunu tabii bu şekilde ayırmak artık çok güç günümüzde. Çünkü çok karma dallar türedi. Bilişim hukuku da işte bunlardan biri. Bugün ben size bilişim hukukunun birazcık ceza tarafını anlatacağım aslında. Tabii bilişim hukukun özel hukuk tarafı da var ama esasında daha ziyade kamu hukukunu ilgilendiren bir dal. Peki bilişim hukuku nedir? Bakayım neymiş, ben yazmışım. Belki bir fikri olan vardır. Bilişim hukuku nedir sizce? Bilişim hukukuyla neyi düzenliyor olabiliriz? Ne var yani, devlet neden bilişim hukukunu ilgilendiren bir mevzuat yayınlamış olabilir? Yönetmelikler, kanunlar. Niye yayınlandı? Niye bilişim hukuku var? Size sorayım mı yine?
mesela kişisel haklar da çünkü artık veriliyor. Evet. Mesela benim yüzümü yapılan bir işte yayınlanması, bilişimle alakalı bir işte bu olabilir. Bundan bilişimle alakalı iş ne olabilir mesela? Ne olabilir? Mesela en basit bir müzik piyasasına baktığımızda bu artık online olarak yayınlanan bu YouTube'da örnek verelim. Evet, dijital bir platformda yayınlanması gibi. Orada artık bir prodüktör tarafından bu yayınlanıyor. Bunu alıp kendi kafama göre bunu kullanamam. O biraz daha fikri mülkiyet hukukuyla ilgili ama aynı zamanda tabii ki bilişim hukukunda ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bilişim hukukunun tanımında elektronik bir ortamın olması gerekiyor. Yani elle tutulur, gözle görülür bir durum söz konusu değil. Yani bu bir ev değil ki satasınız ya da bir cep telefonu değil ki satın alasınız. Yani böyle bir mal, ürün vesaire bir şey yok. Elektronik ortamlardaki ilişkileri düzenliyor. Bilgi işte iletişimin, bilgi belge paylaşımının sağlanmasının hukuki çerçevesini çiziyor. Yani siz gidip ona buna istediğinizi yazmayın. İnternet işte insanların suratına söyleyemediğiniz şeyleri gidip internette yazmayın diye bir takım kurallar belirlenmesi gerekiyor. Gerçi buna biraz sonra geleceğim aslında zaten. Onun için ayrı bir kurala da bence gerek yok. Peki bizi en çok ilgilendiren bilişim ve bilişim hukuku dendiğinde aklımıza benim ilk başta internet gelir. İnternet nedir? Herkesin telefonunda olan bir şey. Herkesin evinde modemden çıkan bir şey. Peki hiç tanımını merak size sorayım biraz da. Hep bilgisayar ilgileniyorsunuz belki. İnternet nedir? Evet. Şey internet 21. yüzyılda baş göstermiş. Evet. O kadar derine gitmeye gerek yok yani. Ne işe yarıyor o mesela? Onu söyleyin. Yani internet nasıl desem mesafeleri en aza indirgen evet. Araç olarak kullanılan evet. Bir şey ürünü, iletişim ürünü de diyebiliriz. Denilebilir. Yani internetin aslında birçok tanımı var ama bu tanımlardan benim en çok hoşuma giden bu. Her biri kendi içinde otonom bir ağ teşkil eden, yani küçük küçük ağların bir araya gelmesi, Zeynep Hocam iyi bilir bu konuları, bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlanması. Aslında internet dediğiniz şey sizin o işte sosyal medya platformlarından ibaret değil, internet sitelerinden ibaret değil. İnternet genel bir yapıya verilen bir isim. O tabii bizi en çok ilgilendiren mesele bu aralar. Sosyal medyada paylaştığımız birbirinden harika görüşlerimiz ve diğer hususlar. Şimdi bizim hukukumuzda interneti ilgilendiren bir tane mevzuat var. Yani rakamlı bir adet. Aslında bir sürü mevzuatın içinde bir sürü internetle ilgili bilişim hukukunu ilgilendiren maddeler var. Ama esas bu konuya özgülenmiş. Bir tane numunelik kanunumuz var. Bunun da adını çok duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kocaman bir adı var ama numarasını bilirsiniz. 5651 sayılı kanun. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Bu sınıfın yaş ortalaması kaç? Aşağı yukarı kaç yaşındasınız? 22. Yani 2009 sene önce çok küçüktünüz yani hatırlamazsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle şeyler oldu arkadaşlar. 2007'de birazcık size bu kanundan bahsedeyim. 2007 yılında hatta 2006'nın son aylarında bir çocuk pornosu skandalı oldu Türkiye'de. Ama ne skandal? İnsanlar Bursa'da bir adamın evinden kiloyla o zaman hatırlıyor musun CD'leri bilmem kaç kilo CD çıktı çocuk pornosu ay onun evinden çıktı bunun evinden çıktı millet tutuklandı gözaltına alındı davalar sürdü falan. Şimdi bazen medyada okudu hepiniz yeni medya öğrencisisiniz yarın öbür gün belki gazetelerde dergilerde işte internet sitelerinde çalışacaksınız. Medyanın bir mevzuatın çıkışını nasıl yönlendirdiğini en güzel gördüğümüz kanunlardan birisi bu. Şimdi bu yasalaşırken İnanılmaz çok konuşma oldu. Çok talepler oldu. Çocuk pornosunun engellenmesi için herkes bir mevzuat çıksın da çocuk halbuki yani aslında gereklilik tartışması bence yapılabilirdi o dönemde. Fakat bu çocuk pornosuyla girilen yolda ki nasıl bir yol artık siz düşünün yani çocuk pornosuyla girmişsiniz. Çok kısa sürede hiç tartışılmadan tabii bunun öncesinde de birkaç sefer bir kanun yapma aşamaları oldu, denemeleri oldu. Yapamadılar, olmadı falan. Çok kısa sürede ben şimdi hatırlayamadım 102 dakikada mı ne? Total bütün hatta belki daha 50 küsur dakikada olabilir. Kabul edenler, etmeyenler, edenler, etmeyenler şeklinde bu kanun kabul edildi. Kanun görünürdeki esas amaç çocuk pornosunun engellenmesi. Söylenen o.
Fakat yani bu amacından tabii birazdan 8. maddeyi size anlatacağım. Biraz çıktı. Çünkü o dönemde acaba nasıl olacaktı bu kanun, ne yapacak? Hani bu çocuk pornocularına bir ne yapacak diye biz merak ederken hiç çocuk pornosu falan meğersem erişimi engellemek istiyorlarmış da o çıktı altından. Şimdi kanunun yapısı aslında kötü bir kanun değil. Ben böyle şimdi yerer gibi konuşuyorum ama yermiyorum aslında. 4 tane aktörden bahsediyor kanunda. İçerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcılar. Ben size bugün toplu kullanım sağlayıcıları hiç anlatmayacağım, ondan bahsetmeyeceğim. Zaten toplu kullanım sağlayıcı nedir diye sorsam belki aklınızda bir hani adından ötürü bir fikir gelir diye bakıyorum. Kimsenin gelmiyormuş gibi öyle bir hava oldu. Ben söyleyeyim size, internet kafeler. Mesela sizin okulunuz, okulda internet var mı? Var değil mi? Ha, işte okul, işte oteller falan. Bunları o yüzden anlatmayacağım. Çünkü zaten ayrı başlı başına bir ders konusu bu. Ama ben size bugün şeyden başlayacağım. İçerik sağlayıcıdan başlayacağım. İçerik sağlayıcı ne olabilir? Hani ben tanımını birazdan vereceğim. Zaten kanunda çok net, açık bir tanım yazıyor. Ama ne olabilir? İçerik nedir arkadaşlar? Bir içerik sağlayıcı. YouTube bir içerik sağlayıcı değil. Ama onun üzerinde de gene şey yapabiliyorsunuz. İçerik sağlayıcı ne ol? İçerik nedir? Ondan başlayalım. İçerik ne? İnternete koyduğunuz, ya tabii internet olması şart değil ama bu öz, yani bu konunun özelinde internete koyduğunuz herhangi bir şey. Şimdi Twitter'a A yazsanız o da içerik. Bu videoyu YouTube'a koyuyorsunuz, o da içerik. Dolayısıyla içerik sağlayıcı kim olabilir? İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler. Dolayısıyla siz mesela Facebook'ta, YouTube'da bir şey koyduğunuz zaman içerik sağlayıcı siz oluyorsunuz. YouTube değil, siz oluyorsunuz. Öbür taraftan ikinci aktörümüze gelelim. Yer sağlayıcıydı. Yer sağlayıcı ne olabilir? Şöyle söylesem belki daha kolay olabilir sizin için. Platform sağlayıcı. YouTube. Şimdi bunun adının yer sağlayıcı olması bizim senelerce kafamızı karıştırdı. Fakat BTK bizim kafamızın karışmasına pek izin vermedi. Daha doğrusu aslında TİB diyeyim. Şimdi yok ya hani. O yüzden BTK dedim. Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra TİB kapatıldı arkadaşlar. FETÖ'cülerin karargahı olduğunu düşündükleri için. Kısmen belki doğrudur tabii de. Yer sağlayıcı. Çünkü acaba platform sağlayıcı mı yoksa gerçekten yer sağlayıcı mı? Biz bunu anlayamadık kanunu uygulayıcılar olarak. Çünkü uluslararası işte bir takım özellikle Avrupa Birliği düzenlemelerinde falan hosting provider bunun İngilizcesi. Şimdi hosting provider deyince ne geliyor aklınıza? Bir şeylerin host edildiği bir yer yani. Mesela sadece hosting gibi. İşte Amazon Web Services gibi falan. Öyle bir yer mi acaba diye düşündük biz. Fakat bizim kanunumuz, kanun koyucu bunların ikisini bir düşünüp hem işte hosting provider'ı hem de platform provider'ı bir araya koyup yer sağlayıcı olarak tanımlamayı tercih etmiş. Bunun tanımı da hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler. Şimdi bu durumda size sorayım. Yer sağlayıcıya mesela Hürriyet Gazetesi sizce yer sağlayıcı mı, içerik sağlayıcı? Hürriyet.com.tr miydi? Com.tr. Yer sağlayıcı mı, içerik sağlayıcı mı? İçerik sağlayıcı. Hayır. Hem yer sağlayıcı hem içerik sağlayıcı. Neden? Çünkü yorum yapıyorsunuz. Hürriyet size bir içerik sağlıyor. Siz de onun altına girip yorum yapıyorsunuz. Kendisi içerik sağladığında içerik sağlayıcı. Size yorum yapılacak bir yer açtığında yer sağlayıcı. Dolayısıyla böyle hem kendisi ama şöyle düşünün, Facebook mesela yer sağlayıcı. Çünkü Facebook kendisi bir şey girmiyor. Mark'ın girdiği videolar, o Nickelback'le falan dalga geçen videoları saymazsak. Ama onun zaten hani şirket sonuçta kendisi bir şey girmediği için o tamamen bir yer sağlayıcı. Aslında şeyler gönderiyor. Yani sizin adınıza düzenlenmiş yeni videolar, işte gönderiler, postlar, kartlar. Ama oradaki içerik gene bizim içeriğimiz ya. Onu belki o tartışılır. Onu hiç düşünmedim. Ama mesela iki kişi arasındakini alıyor. Hmm. Mesela ben sizle arkadaş oldum. 10 senedir arkadaşım. Bütün kaç beğeni yaptık, kaç defa işte bir yerde buluştuk vesaire, hepsini bütün veriyi toplayıp ikimiz için üretim yapıyor.
Ama değinmeyi, değinmeme hakkı hala bir... Evet. Yani orada onu belki telif bakımından değerlendirmek daha doğru olabilir. Diğer kişiyi de bağlıyor. Yani sadece bana hazırlamamış oluyor. İki kişi, en az iki kişi görebiliyor bunu. Tabii. Ama onu işte Facebook kendisi yani tartışılır, o mesela onu karma bir şey olarak değerlendirebiliriz ama Twitter için aynı şey söylemek mümkün değil. Çünkü Twitter sizin adınıza bir post yapmıyor. Size bir yer sağlıyor. Siz de içeriye giriyorsunuz. Aslında tam söylemek istediğim şey söyledim farkına varan. Size bir yer sağlayan, içeriği de sizin sağladığınız bir ortam yer sağlayıcı oluyor. Hoca'nın verdiği örnek bence hali hazırdaki veriyi kullanıyor sadece. Veriyi ilişkilendiriyor. Ha evet evet evet, yani aynen. Bizlerin girmiş olduğu veriyi ilişkilendiriyor. Evet. Olduğu için aslında içeriği yine biz sağlıyoruz. Evet evet, bence de öyle ama işte... Tasarımda susuyor mu? Yani öyle herhangi bir veri sunmuyor size. Bunu konsept uygun olarak yine paketleyip sunuyor. Sıradan bir veri göndermiyor. Hayır, benim girdiğim veriyi ilişkilendirmeyle evet. Birleştirip tasarımla sunuyor. Şimdi bir de erişim sağlayıcımız var. Az önce aktörlerde hatırlarsanız toplu kullanımı söylemeyeceğim dedim. Bir de erişim sağlayıcımız var. Sizce erişim sağlayıcı bu tanımlara göre kim olabilir? Mesela. Erişim sağlayıcı. Evet. Vodafone, Turkcell, Turkcell Super Online, TTNet. Onun tanımı da kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler. Toplu kullanım sadece kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan kişiler. Bunu ayrıca uzun uzun anlatmayacağım. Şimdi içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların sorumlulukları 5651 sayılı kanunda böyle teker teker uzun uzun sayılmış. Ben sizden tabii o kadar uzun anlatıp vaktinizi alıp kafanızı şişirmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten kanun Türkçe olduğu için merak edenler Google'a 5651 sayılı kanun yazıp bunları okuyabilirler. Burada benim, daha doğrusu bizim için önemli olduğunu düşündüğüm birkaç noktadan bahsedeceğim sadece. Şimdi hukukken bir konudan bahsedebilmek için mutlaka sorumluluklardan bahsetmek lazım. Bu aktörlerin belirlenmesinin en önemli sebebi de sorumlulukların belirlenmesi aslında. Dördüncü madde şöyle diyor. İçerik sağlayıcı internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Yani ben bilmem, kuzenim yazmış, bunu Facebook kendisi koymuş, bu videoları ben seçmemiştim falan, yok. İçerik sağlayıcı olarak internete ne koyduysanız ondan sorumlusunuz arkadaşlar. En önemli nokta bu. Kanun bunun sınırını çok net çizmiş. Bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir diyor. Yani başkasının linkini verip ben işte yazmışım, bu masa ne kadar da güzel bir masa demişim. Ya da hadi çirkin diyeyim de şey olmasın ama güzel. Bu masa ne kadar da çirkin bir masa demişim. Zeynep hocanız da bunun bağlantısını alıp hani retweet mi etmiş artık. İşte linkini alıp embed mi etmiş, Facebook'a mı koymuş, nereye koymuşsa. O da koymuş. Eğer ben diyelim ki küfrediyorsam bu ne demek? O bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu olmaz. Bu sorumluluğun şahsiliği ilkesinden geliyor. Uluslararası bir hukuk kuralıdır bu. Ondan kaynaklanıyor. Siz başkasının yaymaya çalış, daha doğrusu yaymak demeyeyim, biraz da onu anlatacağım ama başkasının içeriğinden sorumlu olmuyorsunuz. Ama devam ediyor madde. Sunuş biçiminden bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere tabidir diyor. Oraya göre sorumludur. Yani siz sadece retweet etmediyseniz, quote retweet ettiyseniz, ay ne de güzel söylemiş Nihan Hanım, oh ağzına da sağlık dediyseniz, o zaman siz bu içeriği benimsediniz demek. Ve sorumluluklarınız ona göre değişir, paylaşılan içeriğe göre. Son maddeyi de koydum. Gördüğünüz gibi şu en başta 6.2.2014 ek kelimesinden sonra gelen tarih. Bu şu demek, biz kanunu 2007'de yayınladık ama 2004'te bir değişiklik yaptık. Bu maddeyi de o zaman ekledik demek. Bu madde, yani işte son hükmü, dördüncü maddenin, üçüncü bende, 2014 yılında eklendi. Diyor ki içerik sağlayıcı, işte kurumun ve bu işte bu kanun ve diğer kanunlarına verilen görevlerin ifası kapsamında kendisinden bir bilgi talep etmesi durumunda bu bilgileri verecek diyor. Bu ne demek? Size eğer bir talep gelirse BTK'dan mesela, İşte Nihancığım şurada ne yazdın bana bir söyle bakayım ya da sen ne biliyorsun?
Bunu vereceksiniz. Ama BTK kişilerle falan uğraşmıyor arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Çünkü devam ediyorum. Yer sağlayıcının yükümlülükleri tabii ki bizden çok daha ağır. Ondan talep ettiği zaman vermezse bir de para cezası var. Ve 100 bin lirasına, 100 bin Türk lirasına kadar bir para cezası. Ben senden bir bilgi talep ediyorsam bana onu vereceksin. Vermiyorsan da bunun külfetine katlanacaksın diyor kanun. Fakat başa dönelim. Şimdi neydi içerik sağlayıcının yükümlülüğü? İnternet ortamında kullanıma sunduğu her şeyden yükümlü, sorumlu. Peki yer sağlayıcının sorumluluğu ne? Diyor ki yer sağladığı içeriği kontrol edecek. Hiç gülüşme duymadım. Moralim bozuldu şu an. Sizce YouTube her koyduğunuz içeriği kontrol edebilir mi? Edemez ama yükümlülüğü. Yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Yani diyor ki yer sağlayıcı, tam da az önce söylediğim şey, yer sağlayıcı diyor. Binlerce, milyonlarca içeriğin olduğu bir yerde her şeyi kontrol edemez diyor. Aslında Türkçesi bu. Dolayısıyla da bunlardan yükümlü değil diyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu kanun çıkmadan önce yer sağlayıcının sorumlulukları çok tartışılıyordu. Benim zamanında katıldığım konferanslarda sen de hatırlarsın muhtemelen. Efendim işte kendi internet sitesinde olan şeyi bilmeyecekse o zaman internet sitesi olmasın, kontrol etmeyecekse niye var falan gibi böyle tartışmalar oluyordu. Bu tartışmaları ortadan kaldırdı bu hüküm. Bu hüküm 2007'nin hükmü. Hemen altına geliyoruz. 7 sene sonra 2014 yılında gelen hükümle diyor ki yer sağlayıcı yer sağladığı hukuka aykırı içeriği işte bilmem kaçıncı madde onlar önemli değil. Haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü. Bu ne demek? Şimdi birazdan 8. ve 9. maddeleri anlatacağım. Hukuka aykırı olduğu iddiası olan bir içeriği siz yer sağlayıcı Facebook'a der mesela hiç report'u kullandınız mı Facebook'ta? Evet, kullandım. Bu işte. Bu report. Ama her report'un cevabı şey. Bakıyoruz. This does not concern about our community services. Ama işte Facebook çünkü Türk şirketi sadece değil ki. Yani bu kanunla tabii bağlı değil ama buna o report'la mesela izlesene.com. İşte orası sonuçta bağlı kanuna. Diyor ki, siz diyorsunuz ki işte nihan.com'a işte Zeynep Hoca bir içerik girmiş. Sizin de hoşunuza gitmedi. Diyorsunuz ki işte nihan.com yetkilisi. Ben bu içeriğin yayından kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 5651 sayılı kanunun 8. veya işte 9. maddesine aykırılık teşkil ediyor bu diyorsunuz. O zaman artık yükümlüyüm ben yer sağlayıcı olarak. Bana bir bildirimde bulunduğunuz zaman, bana bir bildirim yaptığınız zaman ben onu içerikten çıkartmak zorundayım. Devam ediyorum aynı maddeye. Şimdi yer sağlayıcıların birçok yükümlülükleri var. Bu yükümlülüklerden bazılarını ben size anlatacağım. Bazıları bu kanunda var, bazıları onların yönetmelik var bu kanun ikinci mevzuatı. Oralarda var ama bence önemli bir başka maddede trafik bilgilerinin saklanması. Bir yıldan az iki yıldan fazla olmamak üzere. Yani en az bir yıl, en çok iki yıl süresince trafik bilgilerini saklamakla yükümlü yer sağlayıcılar. Yani siz siteye ne zaman girdiniz, ne zaman çıktınız, ne yaptınız? Ne yaptınız değil tabii de, hani ben çok abartıyorum. Yani ne trafik bilgisi işte, girdiniz, çıktınız, ne oldu, kim girdi, kim çıktı gibi. Bunları saklamakla yükümlü. Burada başka bir şeyden bahsetsem. İşte bir de bilgileri paylaşmak zorunda. Paylaşmadığı takdirde 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Bir de erişim sağlayıcının yükümlülükleri var. Bu sıkıcı konuları birazdan geçtiğimde belki sorularınız olursa onları da cevaplarım. Ama tanımlar bölümü bir dersin bence ya da bir anlattığımız bir şeyin en önemli bölümü olduğu için uzun uzun bunları anlatıyorum. Erişim sağlayıcıların en önemli yükümlülüğü, şimdi içerik sağlayıcının yükümlülüğü neydi? Yayınladığı her şeyden sorumlu. Yer sağlayıcının yükümlülüğü ne? Ona söylediğinden sorumlu. Erişim sağlayıcının yükümlülüğü de herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle. Yani ben diyorum ki yer sağlayıcı, içerik sağlayıcıyı buldum. Kaldır bunu dedim, kaldırmadı. Yer sağlayıcıyı buldum, kaldır bunu dedim, kaldırmadı. Sonra erişim sağlayıcıya gittim. Buna erişimi engelle dedim. Birazdan erişim engelleme nasıl yapıldığını anlatırken bunu daha iyi anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Onun yükümlülüğü erişimi engellemek. Yani kanunen kendisine verilmiş yükümlülük erişim engelleme. Gene aynı şekilde kurumun talep ettiği bilgileri
vermekle yükümlü. Burada ben alt kısmını çıkarttım. Bu maddeler daha uzuyordu. Ama işte şey gene para cezaları bayağı yüklü. Yani kurumun talep ettiği şeylere uyulmadığı zaman, taleplerine uygun davranılmadığı zaman gene para cezası la cezalandırılıyor erişim sağlayıcılar. Hiç duydunuz mu erişim sağlayıcıları birliğini? ESB. Hiç duymadınız mı? Aa, 2 sene öncesinin en böyle hip konularından biriydi bu. Ne olabilir? Ne olabilir? Size sorayım bu sefer. Arada böyle gözlerinizi yakalıyorum. YouTube ya da bu gibi içerik üreten sitelere denetleyen kişiler olabilir mi? Denetleyen kurumlar. Denetleyen bir tane kurum. O da denetlemek sayılmaz ama ilgilenen diyeyim. Bir tane kurumumuz var. O bu değil. O BTK. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu. Peki bunların birliği olabilir mi? Ne olabilir? Duyamadım. Bu birlik olabilir mi? YouTube izlesene kombi. Hayır, olamaz. Niye? Çünkü erişim sağlayıcı neydi? Erişim sağlayıcıları. Yani evet. Aslında bir araya gelip haklarını savunduğu ya da işte. Savunduğu. Evet. Çok naifsiniz. Buyurun. Şey söyleyecektim ben. Hani bu birlik bazı kararlarda o denetleyen kurumu uyarıyor mu ya da... Öğrenciler olması gerekeni söylüyor ama. Amacı o mu? Keşke o olaydı. Değil. Şimdi bu erişim sağlayıcıları birliği diye bir şey yoktu aslında kanunda. Aslında tam söylediğiniz gibi olması gerekiyor bence. Eğer bir birlik kurulacaksa sonuçta hani odalar ve borsalar birliği, işte baro, ne bileyim böyle meslek birlikleri, kuruluşlar, dernekler, vakıf olmaz. Hani dernekler, odalar falan oluyor ya. Onun gibi bir şey gibi geliyor kulağa. Halbuki değil. 2014 yılındaki kanun değişikliğiyle bu birliğin kurulmasına karar verildi. Bu birliğin görevi erişim engelleme kararlarını uygulamak. Komik ama gerçek. Yani. Diyor ki elektronik haberleşme kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm İSS'ler, yani internet servis sağlayıcılar, internet erişim hizmeti veren diğer işletmeciler, hepsi bunun içinde olacak ve kanun diyor ki bu birliğe üye olmayan kişi, yani tüzel kişi, internet servis sağlayıcılığı faaliyetinde bulunamaz. Yani mutlaka gideceksiniz. Hani bu şey bizim mesela baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapamamamız gibi. Yani baroya senelik aidat vermezsen avukat olamıyorsun gibi bir şey. Bu da o hesap. Oraya üye olacaksın. Normalde zaten bir lisans alınıyor. Bir ruhsatla çalışabiliyor. İnternet servis sağlayıcılar. BTK'ya başvuruyorlar. Yetkilendirme yapılıyor vesaire. Hani uğraşıyorlar, didiniyorlar, oluyor. Bir de üstüne şimdi erişim sağlayıcıları birliğine üye olacaklar. Erişim sağlayıcıları birliği de bunun aslında, yani bunun altında yatan sebep şu. Bütün internet servis sağlayıcılara tek tek hangi siteyi engellemeleri gerektiğini söylemeyelim. Artık o kadar çok siteyi engelliyoruz ki bir kişiye söyleyelim, o herkese duyursun gibi. O yüzden de artık o şekilde ilerliyor. Peki erişim engelleme nedir? Girememe. Sitedeki içeri ya da erişememe. Bir daha. Bugün Twitter'a girebildiniz mi? Az önce YouTube'u konuşuyorduk gerçi. Bu da tepki çekince internete başladılar. Evet, trolling. Boğazlama mıydı Türkçesi? Evet. Boğma mıydı? Legal olarak daraltmak için. Daraltma mıydı? Hı. Türkçesini bilemiyorum. Evet. Boğma değil mi? Boğma. Ha. Boğma demiyorlar. Bant daraltması. Türkçe'de öyle de hani tam Türkçesi boğma. Boğma değil mi? Bence boğma daha iyi. İnterneti boğuyorlar. Şimdi... Dedim ya 5651 sayılı kanunun esas amacı aslında tabii bu aktörlerin de tanımlanmasını sağlamak. Ama bir taraftan da erişim engellemelerin nasıl, ne şekilde, kime yönelik yapılması gerektiğini belirlemek. Ha derseniz ki bütün hepsi kanuna göre mi oluyor? Mesela şimdi Twitter hakkında bir erişim engelleme kararı var mı yok mu biz bugün bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Sen biliyor musun? Benim haberim yok. Yani vardır mutlaka, birileri kesin almıştır ama esas mesele işte dün yayınlanan bir takım görüntüler olduğunu söylüyorlar. Onları kimse görmesin diye işte engellenmiş. YouTube'da aynı şekilde falan. Bunları neden demeyeceğim. Neden yaptıklarını ben anlayabildiğim için değil. Ama neye dayanarak yaptıklarını şimdi konuşacağız. Kanunun 5651 sayılı kanunun 8. maddesinden sonra 8, 9 ve aralardaki 8A, 9A maddeleri.
Bu erişim engellemeleri nasıl yapacağım, yani neye dayanarak, nasıl demeyeyim ama neye dayanarak yapacağımızı söylüyor. Orada diyor ki yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın korunması. Çok geniş değil mi? Ve çok belirsiz değil mi? Yani yaşam hakkı tamam. Can ve mal güvenliği, bu da tamam cepte. Milli güvenlik nedir arkadaşlar? Devlet ve halk güvenliği mi? Ama işte tanım, çerçeve, sınır yok. Kamu düzeni aynı şekilde. Suç işlenmesinin önlenmesi. Mesela hakaret suçunun işlenmesini mi engellemeye çalışıyorlar, yoksa terörle mücadele kanunu kapsamında bir suç mu? Hatta belli değil. Olacak olsa şu an kullanılıyor herhalde. Mesela değil mi? Çok geniş ama bilmiyoruz ki. Belki de onu düşündüler. Genel sağlığın korunması. Mesela internetle annem mesela bir yere zannediyordu ki virüs hakikaten bulaşabilir bir şey. Hani ona benzer bir şey herhalde bu da. Bu sebeplerle, yani kanunda sayılan sebepler doğrultusunda erişim engelleme kararı alınması mümkün. Bunun haricinde başka kanunlarda da, çünkü erişim engelleme esasında hukuken, tabii çok derinine inmek istemiyorum, ben bile anlatırken sıkılıyorum, kim bilir siz neler hissediyorsunuzdur. Bir ihtiyati tedbir kararı. Bu da tedbir olsun diye, yani bir sorun var, o ortadan kalkana kadar biz buna tedbir koyalım da o sorunu çözelim, ondan sonra tekrar açarız gibi. Yani tedbiren alınmış bir karar bu. O yüzden başka kanunlarda da var. İşte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda işte ek 4 madde, ondan sonra işte Terörle Mücadele Kanunu'nda maddeler var. Diyanete falan bir takım şeyler verildi. Haklar verildi. Erişim engelleme kararları doğrultusunda. Ama ben size bugün o detayları anlatmayacağım. Ben sadece size 8. maddeden başlayarak 5651 sayılı kanun anlamında erişim engelleme nasıl yapılıyor ondan bahsedeceğim. Şimdi kanun ilk yayınlandığında tahdidi bir liste vardı. O liste şu: Türk Ceza Kanunu'nun belli maddelerine gönderme yapılarak bunları teşkil eden, bunları içeren içeriklerde biz erişim engelleme kararı alırız deniyor. Neydi bunlar? İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının kolaylaştırılması, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları. Bu suçları teşkil eden içeriklere erişim engelleme kararı verilebilir diyor. Zaten yukarıda yazıyor. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bitti. Şimdi buradaki her şey çok iyi. İntihara yönlendirme çok tartışılmaz. Çocukların cinsel istismarı, çocuk pornosu, işte bundan bu ikinci Bent'ten dolayı bir sürü çocuk iç çamaşırı satan siteler engellendi. İnanmazsınız, böyle trajikomik durumlar da oldu. Uyuşturucu madde zaten tamam. Sağlık için tehlikeli madde temini, bunu da anlıyorum ben. Fuhuş zaten net. Hani onu tartışmak gerekmiyor. Ceza olarak düzenlenmesi gerekmediğinde değil ama hani en azından tanımı var. Kumar oynanması için yer imkan sağlama, bu da tamam. Buradaki müstehcenlik nedir sizce? Şimdi müstehcenlik nedir? Vücudunu göstermesi olabilir mi? Burasını mı mesela? Hayır, yani şey olarak kabul edilen uzuvları. Hangi, ne olarak? Genital uzuvları mı? Aynen. Peki o zaman bikinili bir kadının fotoğrafı sizce müstehcen mi? Bikinili normal. Hayır, değil. Değil. Bence de değil. Ama olabilir. Şimdi belki Zeynep Hoca istemiyor görmek bikinili kadın fotoğrafı, değil mi? Rahatsız oluyor, müstehcen geliyor mesela. Ya da mesela başkasına işte bir adamın amcasının, babasının kucağına oturmuş küçük bir kız fotoğrafı müstehcen gelebilir. Ya da yani hep yaşadığımız şeyler bunlar artık son dönemde tartışmaları gördüğümüzde. Ya da mesela bazı gazeteler, şimdi isim vermeyeyim ben, bazı kadınların böyle askılı bir şeyler giydikleri zaman kollarını falan blörlüyor. Belki görmüşsünüzdür.
Kel adamın kafasını, aynen tam ben söyleyecektim, vallahi ağzımdan aldınız. Kel adamın kafası olsun, işte omuz olsun, ayak bileği olsun falan, buraların blörlendiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ne demek? Müstehcenlik. Yani devlet müstehcenliği bu şekilde kullanmamalı demek bence. Herkese göre değişebilecek, yaşanılan döneme göre değişilebilecek bir fikir durumunu böyle erişim engelleme sebebi olarak belirlemek bana biraz tehlikeli geliyor. Bundan dolayı engellenen siteler var. Mesela hiç denediniz mi playboy.com'a girmeyi? Denemedin. Haşa, kimse denememiştir. Engelli. İşte bir sürü böyle daha şey, hem daha tabii hardcore içerikler hem de daha böyle soft içerikler. Gerçekten hani sanat fotoğrafları paylaşan siteler bu sebeple erişime engelli. Bunlar haricinde bir de tabii esas o dönemi anlatırken size bundan bahsetmeyi de unuttum. O dönemde hatırlarsanız YouTube'da Atatürk'le dalga geçen Yunanistan menşeili bilhassa içerikler vardı. Böyle işte şarkılar yapmışlar, işte Atatürk'ün kafasını alıp bir şeye yapıştırmışlar falan. O içeriklerden dolayı insanlar çok rahatsızdı. Biz de biliyorsunuz Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun diye bir kanunumuz var. Atatürk'ün hatırasına, Atatürk'ün şahsına yönelik rencide edici içerikler suça tabi. Suç teşkil ediyor yani, daha doğrusu. Dolayısıyla da bunları da aynı zamanda hem çocuk pornosu deyip hem de yanında bir de Atatürk'ü de buradan ekleyelim deyip onu da koydular. Dolayısıyla erişim engelleme listemiz böylece 8'e bağladı en son. İşte bu TCK'da sayılan maddelerin yanında bir de Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanundaki suçlardan erişim engellemeye elverişli bulundu. Şimdi nasıl peki erişim engelleniyor bunlara? Bunlara erişim şöyle engelleniyor. Mahkeme kararıyla, soruşturma evresinde ise de savcılık tarafından. Ama gecikmesinde sakınca bulunması gerekmesi lazım deniyor. Bu bütün kanunlarda ceza hukukunu ilgilendiren, neredeyse bütün kanunlarda vardır bu gecikmesinde sakınca bulunan hal. Bu halin ne olduğu hiç bilinmez. Ama hep gecikmesinde sakınca olan bir hal vardır. Mesela der ki işte baskın yapacaksanız gece yapmamak lazım. Gece yapılacaksa gecikmesinde sakınca olması lazım. Ama o baskın hep gece yapılır yani. Hiç gündüz gitmez. O yüzden de gecikmesinde sakınca bulunan bir halde sadece aslında kural olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından erişim engellenebiliyor ama yani Cumhuriyet Savcısı tarafından erişim engelleniyor diye anlayabilirsiniz bunu. Fakat Cumhuriyet Savcısı bu kararını 24 saat içinde sulh ceza hakimine sunuyor. O da hakim de işte genelde onaylıyor. 8. madde bu sayılanlar bakımından karar bu şekilde alınıyor. Yani sizin bir dahliniz yok. Ben Oman'ın müstehcenliği gördüm, çok şey oldum, içim bir fena oldu ya da burada işte fuhuş için reklam yapılıyor, bunu kapattım falan gibi bir şey yapabilirsiniz tabii, bir şikayette bulunabilirsiniz. Ama aslında buna gerek yok çünkü zaten yargı resmen bunu kendiliğinden erişime gelme kararını alıyor. O şeyler bakımından. Bir de gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkartılması veya erişime engellenmesi var. Şimdi bu içeriğin çıkartılması, biraz sonra anlatacağım bu 9. maddede içeriğin yayından çıkartılması ve erişimin engellenmesi maddesinde. Şimdi yukarıda bakın değişik yazıyor. Bu madde eskiden 2007 yılında yayınlandığında uyar kaldır sistemiydi. Yani aslında nedir? Şimdi ben size az önce anlatırken içerik sağlayacağı söyleyeceksin, onu bulamazsan yer sağlayacağı söyleyeceksin falan. O silsileyi izlemek gerektiğini ve bir cevap hakkının olduğunu düzenliyordu. Ne güzel değil mi? Cevap hakkımız vardı. Şimdi Nihan Güneli de ne kadar kötü ders anlatıyor canım diye yazdığınız yazıyı Nişantaşı Edu.tr'de yayınladınız. Ben de dedim ki bu içerik burada dursun ama ben de cevap yazın yayınlayın istiyorum. Ve ben cevabım hayır, aslında ben kötü anlatmıyorum, çok da güzel anlattım o dersi falan diye bir cevap yayınlatmak istiyorum. Şu an onu yapamıyoruz. Çünkü o maddeyi değiştirdiler. 9. maddeyi tamamen başka bir hale soktular. O yüzden de cevap yayınlama taleplerimiz hiç olumlu karşılanmıyor artık. Eskiden yayınlıyorlardı. Ama önce şunu anlatayım. Burada diyor ki yaşam hakkı, az önce söylediğim işte kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak işte hakim yine ve gecikmesine sakınca bulunan hallerde işte başkanlık bu sefer
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na bahsediyor. Herhalde şimdi BTK diye anlamak lazım bunu. İçeriğin çıkartılması veya erişimin engellenmesine karar verebiliyor ve bunu 4 saat içinde uyguluyorlar. Bu madde şu açıdan önemli. Bunu zaten hani yaşıyoruz. Twitter'dan bir şey çıkartılsın istiyorlar. Çıkartılana kadar giremiyoruz. Ondan sonra bir giriyoruz. Her şey tertemiz. Eve temizlikçi gelmiş gibi. Her taraf parlıyor. Hiç yanımızı sıkacak bir içerik yok. Bu madde 2015 yılında, geçen sene eklendi bu madde. Çok tehlikeli bence bir hüküm eklendi maddeye. Bu da şu son paragrafı. Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturanlar. Tamam. İçerik sağlayıcıyım, ben oluşturdum. Ve yayanlar hakkında. Bunun ben uygulandığını henüz görmedim arkadaşlar. Ama bu demek değildir ki uygulanmayacak. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler falan işte hakim kararı üzerine adli... Yayanlarla ilgili bu Twitter'da retweet etti diye gözaltına alan akademisyenler... Var mı? Ha ben görmedim. İyi ne güzel o zaman. Uyguluyorlarmış var demek. Kadık kalmamış. Fazla sanki uygulamada var. Evet. Tamam ben artık işte bakmıyorum. Evet. Kapattım o defteri. Bu 2015 yılında. Fazla sayama 2015'ten önce değil mi? Bu 2015'te eklendi. Ben orada o kararda bir hata olduğunu düşünüyorum. Onu galiba Yaman hocalar mı itiraz ettiler? O da sonuçlanmadı sanki. Çok emin olmadığım için şey yapmayayım. Ama bu yeni eklendi. Bunu da bilin. Aman canım retweet edersek bir şey olmaz demeyin. Yani o zaman demin anlattığınız benimseme kısmının haricinde de retweet de suç. Ben bilmem. Ben bilmem derken ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü biz de bu konuyu tartıştık. Şimdi biz ne dedik az önce? Hemen geri gideceğim. Evet evet o kanun maddesi. Önceki de şey dedik ama paylaşırsam sorun olmuyor. Şöyle. Evet. Benimsersen suçu. Başkasına ait içerikten sorumlu değilsin. Sonuç biçiminden bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belliyse genel hükümlere göre sorumlu. Yani senin sorumluluğunu ben bu kanunla belirlemeyeceğim. Genel hükümlere bakacaksın diyor. Devam ediyoruz. Bu sefer 8A maddesinde diyor ki yayanlar hakkında başkan işte neyse Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunacak diyor. Yani burada doğrudan evet sen yaydın ve suçlusun demiyor. Ama diyor ki ben senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Sana artık Cumhuriyet Savcısı baksın. Ama bu şu demek. Baksın. Suçlu olabilirim. Diye evet yani sen sadece başkasının o içeriği ben oluşturmadım. Ben sadece hani bakın ne biçim bir içerik oluşturmuşlar diye onu yaydım diyerek kurtulma imkanı her zaman var. Ama şu anki mevcut uygulamada bu imkan nasıl yani ne oranda mümkün? O tartışılır. Onu hiç tartışmayalım. Eleştirmek için yaydığımız takdirde de mi suç oluyor o zaman? Bence olmaz. Ben olmayacağını düşünüyorum. Ben ifade özgürlüğünün en geniş şekilde yorumlanarak uygulanması gerektiğini düşündüğüm için bu uygulamaların ifade özgürlüğünü engelleyici bir niteliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bence olmaz. Ama bunu uygulayanlar benimle aynı fikirde olmayabilir. Şimdi olmadıklarını söylemeyeyim ama olmayabilirler. O yüzden de internette bir şeyler paylaşırken aman bana bir şey olmaz, beni nasıl da bulamazlar, ben bu bilgisayarın arkasındayım falan diye düşünmemekte fayda var. Şimdi az önce anlattığım 9. maddemiz, eskiden işte çok güzel bir içerikti bu ya da çok kötü bir içerik, benim de cevabımı yayınlayın diyebildiğimiz madde artık öyle değil. Bunu tamamen kişilik haklarına özgülediler bu maddeyi. Diyor ki kişilik hakları ihlal edildiğini düşünen kişiler diyor. Önce istersen içerik öncesi sonrası yok tabii. İstersen içerik sağlayıcısına, eğer buna ulaşamazsan yer sağlayıcısına başvurabilirsin. Ya uyarabilirsin. Uyar kaldır aslında bu madde hala ama arkasında öyle bir hüküm getirdiler ki o uyar kaldırı kullanmanın hiçbir manası kalmadı. Neden? Şöyle diyor. İçeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi bunu da isteyebilirsin. Doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriye erişimini engellemesiniz. Şimdi kim niye gitsin yer sağlayıcıya? Nerede kaldı report? Nerede kaldı uyar kaldır? Dolayısıyla da ben uyguluyorum kendi müvekkillerim açısından. Hala
yer sağlayıcıya bir ihtarname gönderiyorum. Diyorum ki ya bu içeriği kaldırın. Eğer kaldırılmazsa ben suç ceza hakimine gidiyorum. Ama doğrudan da gidebilirsiniz. Kişilik hakkım zedelendi. Hakkımda yalan haber yapıldı. Ben çok üzüldüm bunlara falan gibi. Medeni kanundan doğan kişilik hakkınız. Tabii 23-24. Madde kapsamında ben çok abartıyorum. Egzecere ettim ama bunların ihlal edildiği kanaatindeyseniz isterseniz diğer sağlayıcıya başvursunuz. İsterseniz doğrudan suç ceza hakimine gidebilirsiniz. Uygulamada hangisi daha kısa sürede sonuçlanıyor? Ya ben... Farkı oluyor mu mesela uygulama üzere? Olur tabii. Şöyle, hemen bir sonraki maddede içerik veya yer sağlayıcısı tarafından en geç 24 saat içinde cevaplandırılacağı hükme bağlanmış. Suç ceza hakimine gitmek gerekiyor. Suç ceza hakimi de o da buraya yazmamışım ama o da zannedersem 3 gün içinde, uydurmayayım şimdi hatırlayamadım maddenin geri kalan kısmını ama çok kısa bir süre içerisinde karar verip dosyaya koyuyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim çok yakın zamanda yaşadığımız bir problem. Sevdiğimiz bir hocaya hem internet üzerinden hem gazetede fotoğrafını da falan basarak hem işte başka yani olabilecek ellerinde ne varsa yani inanılmaz şeyler söylendi. İşte sözde akademisyen, hazımsız falan gibi böyle garip ifadelerle. Ben ihtar çektim. Yani ihtar çektim derken bu internet üzerinde yayınlanan yazılarla ilgili ben noter marifetiyle ihtar çekmiyorum. Mail adreslerine bir ihtarname gönderiyorum. Hani çünkü bildirimin yöntemi yazmamış. Dolayısıyla hani herhangi bir yöntem, tabii ki onlara ulaştım ulaşmadı, bu bir tartışma konusu olabilir. Ama önemli olan ulaşması değil gördüğünüz gibi. Çünkü doğrudan suç ceza hakimine de gidebildiğim için en azından görsünler de belki kaldırırlar diye. Önce bir mail attık. Hiç cevap gelmedi. Cevap gelmeyince biz de suç ceza hakimine gittik. Dedik ki bu içeriği, yani içeriği yayından kaldırsınlar ya da erişime engellensin. Suç ceza hakimliği bizim talebimizi basın özgürlüğü anlatarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla basın özgürlüğü şöyle de bir şeydir, ifade özgürlüğü böyle de bir şeydir diyerek reddetti. Harika bir karar. Gerçekten harika bir karar. Yani bütün erişim engelleme taleplerine o karar verseler harika bir karar. Ama sadece bize verilince biz de mecburen Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Şimdi bekliyoruz bakalım ne olacak. Yani kişilik hakkı ihlali kesin olan bir durumda bile görünen gerçeğe uygun haber yapılmıştır diye ne aynı an bir insan aynı anda hem FETÖ'cü hem PKK'lı hem işte ne bileyim o bu falan olabilir mi? Olabilecek hepsini saymışlar bir potpourri halinde. Bunlar hem iftira suçunu teşkil ediyor hem kişilik hakkı ihlali, tekzip yayın atma hakkımız var. Onu da kullanmamıza müsaade etmiyorlar maddede olmadığı için. Ama reddetti hakim. Basın özgürlüğü, görünen gerçekliğe uygun haberler, işte ifade özgürlüğü, ana işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesi şöyle de güzeldir, böyle de falandır diye. Çok güzel bir karar. Hiç dalga geçmeden, en ufak kinaye yapmadan söylüyorum. Çok güzel bir karar ama keşke bütün kararları o şekilde verseler. Bu 9. madde. Bir de gene 2014'te eklediler bunu da. Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriye erişimin engellenmesi. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliği ihlal edildiğini iddia eden kişiler doğrudan kuruma başvurarak içeriğin erişime engellenmesini talep edebiliyor. Bu da gene 2014'te yapılan bir değişiklik. Tam adresi de yani URL adresi de engellenebilir, şey de engellenebilir diyor bütün internetin. Yani aslında kural olarak URL'yi engelleyeceksin o kısmını ama eğer buna şey yapamıyorsan, inanıyor sanki URL'yi engellesem de mesela işte atıyorum YouTube'da yayınlanan videolar sen URL'yi engelliyorsun ama hep savunma bu şekildeydi. Sen URL'yi engelliyorsun hop adam başka bir yere koyuyor. Sen onu engellettin o yüzden biz bütün YouTube'u engelletiyoruz falan. Daha önce 2009 yılında bir Digitürk kararı var mesela. Onlar da Blogspot'u engelletmişlerdi o zaman. Tabii şu an yok Blogspot var mı hala? Şey o kadar popüler değil herhalde. O zamanlar çok popülerdi. Bundan 6-7 sene evvel. Blogspot'u işte şeyden dolayı maç yayını yapıldığı için. Onların lisansları var ya ondan dolayı şey yaptılar. Engellettiler. Sonra da hakime
Blogspot'un ne olduğunu anlatmak için işte o dönemde uğraşan, dosyayla uğraşan insanlar anlatmışlar, hakim de anlamış. Fakat erişim engelleme kararının iptali kararını verirken nasıl anlattılarsa hakime, hakim şeyi siteyi Blogspot değil de Blogsport zannetmiş. Hani maç yayını yapılan bir yer gerçekten diye düşünüp Blogsport diye verdiyse site bir süre daha açılamamıştı. Sonra tekrar açılmıştı falan. Bu hukukken böyle şey, ben anlatıyorum bazen bir yerlerde. Hep böyle fıkra gibi geliyor ama bizde bayağı komik şeyler oluyor yani. Böyle Blogsport'u Blogsport zannetmek falan gibi. Bu böyle. 5651 sayılı kanunun daha derinliklerine inip sizi iyice sıkmayacağım. Bir de Türk Ceza Kanunu'nda bizim bilişim hukukuyla ilgili maddelerimiz var. Sizin düşünebildiğiniz var mı diyeyim. Artık beni dinleyen birileri kaldıysa. Zeynep Hoca'ya sorayım. Hiç düşünebiliyor musunuz hocam bir şey? Mesela ne olabilir yani? Ceza kanununda. Evet. Madde değil mi? Ha, ya madde değil de hani böyle ne oldu? Neyin cezası olsa iyi olur. Ben söyleyeyim, sizi yormayayım. Mesela bilişim... Gündelik hayatta suç olanlar... Onu söyleyeceğim sonra. Bu böyle buna özgülenmiş. Ha? Ya var mı acaba? Nasıl? Ya şu anda olanı mı söylüyorum? Evet, evet. Yani aklıma şey geliyor, birine şantaj yolda... Onlar var, onlar ayrı, onları ayrı anlatacağım. Şimdi mesela buna bilişime özgülenmiş, bilişim hukukuna özgülenmiş bir takım maddelerimiz var. Örneğin bilişim sistemine girme. Diyor ki bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden. Şimdi bilişim sistemi ne? Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmem. Kanunda da tanım olmadığı için bu çok tartışıldı. Ama şunu söyleyeyim. Mesela Facebook'unuzu birisine kaptırırsanız, eğer yakalanırsa bu maddeden yargılanıyor. Bilişim sistemi, Facebook. Mesela. Yani o yüzden tabii ben bu gerçek bu söylediğim ama mesela işte şeyler oluyor. Son dönemde çok duydum. Bizi aradılar ve İşte serverımızın şifresini değiştirmişler. Bilmem kaç bin dolar vermezsek şifremizi vermiyorlar. Muhasebecilere çok yapıyorlar bu ara. Şaka gibi ama adam bütün şeyi yüklemiş mesela. Kendi serverı var ama serverın şifresini kırıyor birisi. Şu hesaba 10 bin dolar yatırın diyor mesela. Çok yakın diye daha birkaç hafta önce oldu hatta bir benden yardım istediler. Ne yapacağım? Adamın bütün bilgileri orada. 10 bin doları ver, kurtul noktasına geliyor artık. Çünkü hani sen gideceksin, bir şey yapacaksın, bir karar aldıracaksın, uğraşacaksın falan. Orada adam battı yani hani. Bütün sistem orada çünkü. O yüzden o suç, bu suç. Ağırlaştırılmış hali var. Normalde bir yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüş. Ağırlaştırılmış hali, bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, içeride bir şey değiştirirse, mesela işte Facebook'tan sizin sevgilinize yazarsa, sizin gibi falan. Gerçi o başka bir suç aynı zamanda ama 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüş. Bir de veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi. Ya bu haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi, hani trafik bilgilerini öğrenmek gibi. Mesela ben üniversitedeyken bilgide falan bu bir şekilde bilgisayar öğrencileri sisteme bağlanıp onun bunun şeyine girerlerdi. O bu. Hiçbir şey yapmadan izliyorsun sadece. Hani veri akışını. O zaman da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Bunun haricinde başka maddeler de var tabii ama ben en ilgililerini seçtim sizin için. Sizler için en ilgililerini seçtim. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme. 244. madde. Bunlar Türk Ceza Kanunu maddeleridir. Bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi diyor. Engellemek veya bozmak ne demek arkadaşlar? Bir bilişim sistemi nasıl engellersiniz? Sadece hackleyerek değil. Mesela DDoS saldırıyla da engelleyebilirsiniz. O kadar çok girersiniz ki o siteye. O siteye kimse sizden başka giremez. O da olur. Evet. Onun da cezası var. O da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüş. Bir bilişim sisteminde verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönder. Ya bir yerde mesela girdin aldın, benim Dropbox'ıma girdin, ah oh, dosyalar ne güzelmiş dedin, aldın, hop başka yere aldın, aktardın. 6 aydan 3 yıla kadar hapis. Bunu yaptın, bunları yapıyorsun. Ama
fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde. Yani sadece girdin baktın, haksız yarar sağlamadın veya o sağlama başka bir suç oluşturmazsa 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası öngörmüş. Yani arkadaşlar aslında böyle bütün internet bütün gün yaptığım şeylerin bir kısmı hiç farkında olmadan suç da teşkil ediyor olabilir. Ha, bunlar haricinde az önce konuştuğumuz meseleler, örneğin hakaret, tehdit, şantaj, ayrımcılık, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal. Bunlar ayrıca düzenlenmiş suçlar değil. Yani bilişim hukuku özelinde Türk Ceza Kanunu'nda aman bunları bilişim sistemleri bilişim sistemleri kullanarak yaparsan şu kadar arttırırım cezanı ya da böyle olur şöyle olur diye bir madde yazmıyor. Ama zaten gerekmiyor da. Çünkü bu suçlar yani birisine ha yüzüne karşı hakaret etmişsin, ha girip Twitter'dan yazmışsın, ha Facebook'tan mesaj atmışsın, ha ne bileyim ekşi sözlükten yazmışsın yani. Hepsi hakaret. Hepsi tehdit, hepsi şantaj olabilir. Bu tehdit suçuyla ilgili iyi bir örnek. Aylin Aslım'ın Cihat Bozbel miydi o? Ha, onunla olan davasında. Onlar işte senin konserine gelip sahneye orak fırlatacağız falan yazmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesele oradan çıktı ama sonra Aylin Aslım'ın evinin adresini yayınladı o kişiler. Ve sonra da tehditten... ve galiba şantajdan çok emin olamıyorum nereden aldıklarını ama ceza aldılar. Bunlar haricinde şu an gündemde olan başka bir konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum size. Social Mom hesabını biliyor musunuz Instagram'da? Evet. Şimdi biliyorsunuz bu hanımefendi şey yapmış, Bilgi Üniversitesi'nden sosyoloji ve psikoloji çift anadal yaptım demiş. Sonra meğersem yapmamışmış. Ama buraya kadar tabii bizi ilgilendirmiyor. İster yapsın, ister yapmasın yani ne yapalım bize ne. Ama bu psikoloji mezunu olduğu iddiasıyla psikolog sıfatını kullanarak internet üzerinden ve yüz yüze danışmanlık veriyormuş. Bilhassa çocuklara. Şimdi bu tabii büyük sıkıntı. Çünkü neden? Kendinde olmayan bir titri kullanarak insanları kandıracak şekilde hareket etmek birazcık suç teşkil ediyor. Bu suçun internet üzerinden işlenmesi de nitelikli dolandırıcılık. Bu tabii nitelikli dolandırıcılık kapsamına girer mi girmez mi ayrı bir tartışma konusu olur bence. Ama bilişim sistemlerinin kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yapılması kanunda nitelikli dolandırıcılık olarak sayılmış durumda. Şimdi size bilişim hukukunun yanında ilk derste söylediğim gibi birazcık da telif hukukundan bahsedeceğim. Bizde Türk hukukunda, Türkiye'de telif hukuku 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunun birinci maddesinde bir sürü böyle tanımlar yapılmış. Bu tanımlardan bir tanesi de eserin tanımı. Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korumadan faydalanabilmek için bir ürünün eser mahiyetine haiz olması gerekiyor. Yani aranan şey eser olması. Bu da kanunda sahibin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerine ifade eder şeklinde tanımlanmış kanunda. Yani bu tanımdan şunu anlıyoruz. Birincisi sahibinin hususiyetini taşıyacak. Yani sizden bir parça olacak. Siz onu üretmiş olacaksınız. İkincisi sayılan kategorilerden bir tanesinin içinde yer alması. Bu kategoriler ne? Maddede sayılanlar ilim ve edebiyat eseri olabilir. Musiki eseri olabilir. Yani müzik eseri olabilir. Güzel sanat eserlerinden biri olabilir. Veya sinema eseri olabilir. Dört kategoriden birinin içinde mutlaka olması gerekiyor. Eser olarak tanımlanabilmesi için. Üçüncü ve en önemlisi bizde oluşmuş eserler eser kabul ediliyor. Yani ben bunu düşündüm ah ilk benim aklıma gelmiştik falan değil keşke siz yapaydınız. Çünkü somut olması lazım. Bir eserin oluşmuş meydana gelmiş olması gerekiyor. Üçüncü kişilerce algılanabilmesi gerekiyor.
Bunları saydı. Bunların haricinde bir de işleme ve derleme eserler söz konusu olabilir. İşlenme, işleme eser şu demek. Siz bir şey yaptınız, ben onu çok beğendim, azıcık değiştirdim. Ama tabii sizden, eser sahibinden izin alarak. Veya mesela bir eseri başka bir dile çevirdim. İşlenme eser. Bunun gibi eserler işlenme eser kabul ediliyor. Yine eser sahibinden izin alınmak suretiyle yapılabiliyor. Fakat işte o da ayrı bir... Ya tırnak içinde söylüyorum, bunu ayrı bir eser olarak değerlendirilir. Bir de derleme olabilir. Mesela topladınız, buradaki 3 kişinin çok güzel hikayeleri, öyküleri olsun, ilim ve edebiyat eseri. Bunları ben topladım, bir kitap yapmak istiyorum. Hepinizden ayrı ayrı izinlerimi alarak, gerekli yetkili işte sözleşmelerle kendimi yetkilendirerek diyeyim, bir derlemeye dönüştürebiliyorum. Şimdi bazı sınırlamalar ve istisnalar sayılmış kanunda. Bunu böyle gözüktüğüne bakmayın. Ben bunu çok kısa sürede hazırladığım için sunumu, bir başkaca bir sunumumda ekran görüntüsü olarak buraya yapıştırdığım için böyle. Genel menfaat amacıyla telif haklarına kanun koyucu bir takım sınırlamalar getirmiş Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda. Örneğin haber ve bilgi alma amacıyla toplumun haber ve bilgi alma hakkı haberleşme hürriyetinden yola çıkarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 31, 32, 36 ve 37. maddelerinde belirli sınırlamalar öngörülmüş. Bunlar ne? Mesela yayınlanmış mevzuat ve mahkeme kararları açık. Yani Yargıtay kararları herkese erişilebilir kararlar. İşte mevzuat metinleri, mesela Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bir mevzuat metni. Kanun, yönetmelik gibi metinlere mevzuat deniliyor. Bunlar sınırlama, istisnalar kapsamında sayılmış. Aynı şekilde söylev ve nutuklar, mesela Atatürk'ün nutuk eseri gene istisna kapsamında. Basın içerikleri ve haberler, bunlar istisnalar kapsamında sayılmış durumda. Şimdi telif, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 36. maddesi diyor ki, basın kanununun 15. maddesi saklı kalmak üzere basın ve radyo tarafından umuma yayılmış, yani kamuya açılmış eser, günlük havadisler ve haberler serbestçe alıntılanabilir der. Dolayısıyla aslında siz bir haber yazdığınız zaman onu başkaca birisi haber olarak kullanabilir. Basın kanununun 15. maddesi değişti 2004'te. 24. madde oldu. Bu yeniden yayım hakkı olarak basın kanununda geçiyor. Bu da bir süreli yayında yayınlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayınlayanlara ceza öngörülmüş. Bu ceza miktarları tabii milyar, sen bu para ne yaptın şeklinde değil artık. Bunlar başkaca bir para cezasına tabi. Bu eserleri yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayınlayanlar da ayrıca bir para cezasıyla cezalandırılıyor. Bu ne demek? Şimdi bunu tersten okursanız, bir süreli yayın ne demek arkadaşlar? Süre son. Gerçekten. Harika. Ben bazen şeyde Nişantaşı Üniversitesi'nde hukuka giriş dersi veriyorum sizin alt dönem arkadaşlarınıza. İngilizce ders veriyorum. İngilizce soruyorum, bu ne demek diye. Türkçesini söylüyorlar bana. Ben de teşekkür ediyorum, ben bilmediğim için Türkçesini söylediler diye. Bu da biraz ona benzedi. Süreli yayın biliyorsunuz belli sürelerle tekrarlanan, işte gazete mesela iyi bir örnek buna. Süreli yayında yayınlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstererek yeniden yayınlamanın mümkün olduğunu anlıyoruz değil mi bu maddeden? Çünkü ne diyor? Kaynak göstermeden yayınlanması halinde bir cezaya öngörmüş. Dolayısıyla kaynak göstererek yayınlayabilirsiniz diyor. Aynı basın kanununda haber de sayılmış. Diyor ki haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme basın kanunu gibi uyduruyorum şu an. Basın kanunu unutun. Bu FİSEK'ten bahsediyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda. Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla günlük hadiselere bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların, burada dikkat edilmesi gereken husus bazı parçaların, komple öyle olduğu gibi almayacaksınız diyor. İşaret, ses veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla alınmasını mümkün kılmış kanun. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi, radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanmasının kısmen, bakın burada dikkat edilmesi gereken bazı parçaların ifadesi, yayınlanmasını serbest bırakmış. Bununla birlikte, yani hep kanunlarımızda, bu anayasada da böyledir, ifade hakkı, işte ifade özgürlüğü engellenemez ama hani bazı şekillerde engellenebilir diye, burada da aynı şekilde bu serbestliği ne şekilde kullanılıp ne şekilde kullanılamayacağını gene aynı madde söylüyor. Hak sahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde kullanılamayacağını öngörmüş. Yani siz hak sahibinin, eser sahibinin hukuki menfaatlerine zarar vermeden
ve eserden normal yararlanmaya aykırılık teşkil etmeyecek şekilde bazı parçaları kullanabiliyorsunuz. Peki size bir soru, download suç mudur? Ben bir yanındakiyle ilgili bir soru. Tabii buyurunuz. Bazı parçalarında miktar belirtiliyor mu örneğin? Hayır. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yok, o olaya göre. Hani siz şu yani filmden bir parça film böyle, bir parça film. İşte 10 sene önce kadar aldım. 10 sene önce çekilmiş. 10 kilo film. Filmin 10 dakikasını kullanıyorum. Kendi ama ne filmimde. İçin? Kendi filmimde, kendi filmimde. Hayır, bu haber. Haberlerde. Bu haber. Kendi filminizde kullanacaksanız onu işlenme eser olarak değerlendirip eser sahibinin hakkını alacaksınız. Yani birazdan bu sunumda olması gerek. Mali ve manevi haklar diye eser sahibinin iki çeşit hakkı var. Manevi haklar işte umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi zorunluluğu falan gibi. Hani benim olduğunu belirtip sadece benim yapabileceğim haklar. Bir de mali haklar var. Bu işte yayma, çoğaltma, işte temsil, umuma arz falan gibi haklar var. Bunları mali haklarımı devredebiliyorum. Manevi haklarımın da kullanım yetkisini verebiliyorum üçüncü kişilere. O ayrı bir konu ama haberde eserin mahiyetine zarar vermeksizin ve eser sahibinin menfaatlerini ortadan kaldırmadan, onları zedelemeden ve eserden normal yararlanma, hani böyle defalarca mesela çok büyük, benim işte öğrenciler hep şeyi sorar bunu anlatırken. Ama hocam şey varmış, müzik eserlerinde 8 notaya kadar izin varmış. Yok böyle bir şey arkadaşlar, bunlar şehir efsanesi, bunlara inanmayın. Her, yani tabii ki normal yararlanmanın kabul edildiği bir takım sınırlar var. Bu sınırları Yargıtay çiziyor gördüğünüz gibi, çünkü kanun çerçeveyi çizer. Sınırları Yargıtay, yani yargı kararları belirliyor bizim hukuk, yani Türkiye'de en azından o şekilde devam ediyor bu mesele. Eserden normal yararlandığınız sürece haber olarak kullanmanızda bir base yok diyebilirim. Download suç mudur soruma geri dönüyorum. Suç mudur arkadaşlar download? Suç deniliyor. Kendi kullanımınız için. Evet. Şimdi download ediyoruz ama onun neyi Şimdi bir kere şunu söyleyeyim size. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dün bizi inanılmaz sevindiren bir gelişme. Sınai mülkiyet tasarısı geçti meclisten. Sonunda artık bir kanun, bugün size tabii onu anlatmayacağım ben, ama marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, çok sevdiğim, söylemesi çok güzel olan bir konudur. Bunların hepsi KHK, yani kanun hükmünde kararnameyle düzenleniyordu çok uzun senelerdir. Bunlar artık kanun oldu. Bu konu aynı zamanda şunda da tartışılıyor hep. Daha doğrusu önce şunu söyleyeyim. Şimdi hem FİSEK'te de var, hem bu yeni mevzuatta da var. Şimdi az önce size dersin başında genel hukuku anlatırken bir özel hukuk, bir de kamu hukuku anlattım. Bunlarda da böyle bir ceza tarafı var bu meselenin, bir de hukuk tarafı var. Hukuk tarafında hukuken talep edeceğiniz şeyler sınırlı. Bunun işte tecavüzün engellenmesini talep edebilirsiniz mesela, ama daha ziyade tazminat talep edebilirsiniz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan davalarda tazminat talepleri eser sahibinin talep edebileceği bedelin 3 katına kadar tazminat talep edebileceğini düzenler. Hiçbir zaman 3 katına kadar olmaz o. Hep 3 kat talep edilir. Hakim de genel olarak bir işte uygun bir tazminata hükmeder. Hukuk tarafı böyle. Bir de cezai yaptırımlar var. Bugün onları uzun uzun anlatmayacağım. Ama her zaman suç olmayabilir. O yüzden hani şimdi siz gazeteci, içinizde gazeteci olacak arkadaşlar mutlaka vardır. Bu kavramları öğrenmeniz gerektiğini ben en azından kendi adıma düşünüyorum. Çünkü seneler evvel onun ekran görüntüsünü almadığıma çok pişmanım. Böyle durup durup anlatıyorum. O da benim anlattığım bir şehir efsanesine dönüştü. Bir gazete haberi gördüm. Ben gözlerime inanamadım. Gerçekten Atatürk'ün patenti alındı diye böyle bir haber. Patent arkadaşlar, hani bilgisayarı alırsınız, araba motorunu alırsınız. Yenilik, bir buluş olması lazım yani ortada. Atatürk patente alınamaz. Ama gazete haberinin devamında şöyle yazıyor. Atatürk'ün patente alındı üst başlık. Altta Atatürk'ün telifi alındı. Atatürk'ün markası alındı. Atatürk'ün artık nesi alındıysa Atatürk'ün. Her şeyi alınmış gibi. Şimdi telif öyle bir şey değil. Telif bir yere gidip aldığınız bir şey değil. Marka, patent,
faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sanayi mülkiyet ürünleri diyeyim. Bunları tescil ettiriyorsunuz. Eski adıyla Türk Patent Enstitüsü, dünden itibaren Türk Marka, Türkiye Marka ve Patent Kurumu yeni adıyla buraya başvurup tescil ettirdiğiniz şeyler. Telif öyle bir şey değil. Az önce de söyledim. Telif, mesela eser bitti dediğiniz anda kendiliğinden telifi doğuyor. Yani ayrıca bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir yere tescil. Kim? Yok. Birisini görmesi gerekiyor en az galiba. Hayır, siz gördünüz işte. Tabii siz yaptınız, gördünüz. Bitti. Tamam ama mesela hiç kimsenin görmediği bir esere benzerini birisi yaptığı zaman hak iddia edemem böyle bir nasıl? Şeyden. Niye? Çünkü paylaşımı hiç açmamışım. Açmak zorunda değilsiniz gizliyorum ki. Heykel yaptım evde. Evimde duruyor. Bir odaya kapattım. Ama ben yaptım, benim. Hiçbir kişi, bir kişi sizden başka bir kişinin daha görmesi gibi bir zorunluluk yok. Ama söylediğiniz mesele şundan doğuyor. İspat. Şimdi sen bunu ne zaman yaptın? Ben ne bileyim sen. Sen mi önce yaptın, ben mi önce yaptım? Bunu ispat edebileceğim bir yöntem olması lazım. Senelerdir, gerçi son dönemde Allah'tan yok da, bu gidip noterde tasdik diye bir şey vardı. Çünkü hani güvenilir üçüncü kişi noter. Gidip ona tasdik ettiriyorlardı. Ama düşünsenize yani 300-400 sayfa kitap yazmışsınız. Noter masrafıyla ev alınır yani. Evet, iadeli, onun noter çok pahalı bir yöntem olduğu için iadeli taahhütlü posta öngörüldü. İadeli taahhütlü postada şu: gönderdiğiniz tarih ve giden kişi, alan kişi belli. Eser sahipleri kendilerine İşte bir iadeli taahhütlü postayla gönderiyorlar. Açmıyorlar onu. O kapalı bir şekilde duruyor. Bir uyuşmazlık çıktığı zaman mahkemeye o kapalı şeyi veriyorsunuz. Hakim açıyor ve bakıyor. Aa, evet, gerçekten sen önce yapmışsın diye. Şimdi bunlara hiç gerek yok artık. Elektronik imza ve zaman damgası diye bir şey icat edildi neyse ki. Eserinizi elektronik imza ile imzalıyorsunuz. Ayrıca elektronik imza sahibi olmanız da gerekmiyor. İşte tastix.com bilmem ne falan öyle siteler var. Benim en çok bildiğim müvekkillerin de kullandığı tastix.com olduğu için reklam olsun diye söylemiyorum da. Onlar mesela oradan onaylatıyorsunuz. Zaman damgası değiştirilen bir şey olmadığı için ve değiştirdiğiniz zaman damgası da değiştiği için. Yani siz şeyi değiştirdiğiniz zaman içeriği. Elektronik imza ile bir belgeyi imzaladığınızda belgede değişiklik yapıp kaydetmek isterseniz baştan elektronik imza ile imzalamanız gerektiği konusunda bir uyarı çıkar. Dolayısıyla artık eser sahipleri, bilhassa ilim ve edebiyat eserleri, işte kitap yazarları, şiir yazarları eserlerini tastix.com'la tastikletiyorlar. Bence de çok güzel oldu o yöntem. O yüzden hani bir kişi görmüş görmemiş o mesele değil ama hani siz sonuçta oluşturduğunuz anda eser kendisi doğuyor. Bir de Kültür Bakanlığı'nın telif için çalışmaları var. Telif.gov.tr'ye bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizi ilgilendiren bir site olduğunu düşünüyorum ben. Telif.gov.tr'de hem bu benim anlattığım telif hukukuna yönelik içerikler var. Hani telif nedir, nasıl, neden doğar, nedir yani genel olarak, ona ilişkin içerikler var. Bir de özellikle bilgisayar programları, oyunlar vesaire gibi işte sinema eserleri, bandrol alımı falan, o gibi şeyler düzenleniyor. Oraya bir kayıt durumu da var. Oraya da kaydettirebiliyorsunuz ama eser sahibinin, eserin sahibi olduğunu göstermesi için bir ispat yöntemi olarak ben en azından öyle değerlendiriyorum. Çünkü telif hukukunun, yani telifin yapısı gereği siz eseri oluşturduğunuz anda sizin. Hani kim daha önce oluşturdu sorusunun cevabını kolaylaştırmak için ispat yöntemi olarak yani. Bunu Nihan işte 23 Aralık saat işte 18.22'de oluşturmuş. Ama işte Ayşe 19.22'de, 20.22'de oluşturmuş. Neyse, fark ya da ertesi gün oluşturmuş ya da belki bir gün önce oluşturmuş. Kim daha önce oluşturduysa on. Aynı, birebir aynı eserlerden bahsediyorum tabii. Var tabii komik davalar var bu konuda. Mesela benim bu aralar, yani gerçi 6-8 ay olmuştur, bir tane çocukcağızdan bahsediyorlar şeyde, Mersin'de mi nerede, bir çocuk ama çocuk derken böyle çocuk anlamında demiyorum, gerçekten hukukken çocuk, 18 yaşından küçük, gerçekten 14 yaşında falanmış. Kime yani, Sinan Akçıl'a hadiseye falan, hadise mi, Hande Yener mi ne, onlara şarkılarını göndermiş. Çocuğun şarkıları gönderdiği tarihler Facebook'ta falan var, Facebook'tan Messenger'dan göndermiş o dinlediğiniz şarkılar. Evet, çocuk şiir yazar gibi şarkıları göndermiş. O şarkılar bayağı albümlerde falan yayınlandı. Uzun süreden de beri de devam eden bir dava bu. Çocuk seneler sonra annesine babasına sormuş. Çocuğa para gönderiyorlarmış bu arada. Evet, 10-15 yaşında çocuk işte gitmiş kendisine bir sürekli bilgisayar alırmış, bisiklet alırmış falan. Annesi babası bir noktada artık sen bu para nereden geliyor bana bir söyle falan deyince ortaya çıkmış. Onun üzerine dava açtı. O dava devam ediyordu. En son belki uzlaşmışlardır bir para üzerinde, bilmiyorum.
Download suç mu diye sordum. Hiçbiriniz cevap vermediğiniz için kendim cevap vereyim. Şahsen kullanılmaya mahsus çoğaltma bizde serbest arkadaşlar. Upload belki suç olarak değerlendirilebilir ama kendiniz kullanmak için indirdiğiniz bir şey. Bu şey gibi mesela İtalya'da taklit çanta almak. Taklit ne demek? Markayı taklit ediyorsunuz. Yani hakkı olmayan kişilerin bir markayı kullanması demek mesela taklit. Taklit çanta kullanmak İtalya çanta değil tabii. Taklit ürün kullanmak İtalya'da suç. Hatta çok anlatılır. Bizim ünlü sosyeteden birileri taklit çanta alırken yakalanmış sokakta mı nerede artık alıyorlarsa İtalya'ya gidip. Onlar mesela işte yargılanmışlardı orada. Öyle bir mesele de vardı. Bizde yok arkadaşlar. Gidip şeyden falan alabiliyorsunuz. Kapalı almayın tabii. Taklite karşıyız. Evet. Evet. Ya o da gene bence bilmiyorum bakmak lazım. Ben çok inceleme fırsatı bulamadım kanunu şimdi oturup tutmayayım. Ama mesela şöyle şeyler yazıyor. Hapis cezası zaten var. Şimdi, alanı da suç artık alıp kullanan. Hı. Ya olabilir işte bakmadım olabilir. Zaten senelerdir savunulan şey bu. Bu mesela dizi siteleri var ya. Şimdi söylemeyeyim buradan ne olduğunu hepiniz ama biliyorsunuz. Yabancı dizileri izlediğiniz. İşte zaten söyledim bir tanesinin adını şu an söylemiş oldum yani. Yabancı siteleri izlediniz .com falan. Öyle sitelerde. Bu siteler niye var? Nasıl var? Bu sitelerin olmaması. Çünkü belli bir hak ihlali. O sinema eseri sayılıyor dizi. Sen diziyi alıp sitende yayınladığın zaman üstüne üstlük bir de ondan gelir elde ediyorsun. Çünkü bir sürü reklam. Hep şu tartışılıyor. Böyle konferanslar, paneller yapılıyor. Sempozyumlar, çalıştaylar bilmem neler. Hiç karar verilemeyen husus şu. Bir görüş şunu savunur. Sonuçta orada dizi izleyen insanı cezalandırmak zaten çok manasız, mümkün de değil. Telif hukuku anlamında, bizim fikir ve sanat eserleri kanunumuz anlamında. Ama yayınlayan kişileri buldukları zaman ceza davaları açılıyor onlarla ilgili. Buradaki önerili şu. O siteleri ayakta tutan şey reklam geliri. Reklam verenleri cezalandıracaksınız. Bir görüş bu. Yani tartışmaya açık bir görüş. Ben çok fikir belirtmeyeyim o konuda. İnternetin kendi çocuğu filmindeki onu nasıl değerlendirmemiz lazım? Hangisi? Yani makalelere indiriyor olması bir veri tabanı üzerinden üniversitenin serverına bilgisayarlarına bağlı. Benim o konuda çok net bir fikrim vardı fakat şu an hatırlayamıyorum. Çünkü konuyu tam hatırlayamıyorum. Şöyle şimdi bir makale sahibi, şimdi şundan bir makalenin veya bir kitabın veya bir müzik eserinin, hani ona gelene kadar Metallica'nın Napster'ı açtığı savaş dava değil yani o savaş. İşte ne bileyim daha var bir sürü örneği var bu hani sanki şey gibi. Yani üniversitenin ona sağladığı üniversitenin abone olduğu veri tabanları üzerinden bilimsel makaleleri indirmek, JSTOR gibi bir işte platform üzerinden. 7-24 durmaksızın makaleleri indiriyor. Makaleleri... Şu an hatırladım. Evet doğru. İndiriyor. İndiriyor. Evet indiriyor. İndiriyor ama üçüncü kişilere açmıyor. Hiçbir yere yüklemiyor. Tamam hatırladım. Yani ya Amerikan hukukunu bilmiyorum. Şimdi orada uydurmayayım. Hayır istediğiniz kadar indirirsiniz, kullanırsınız. Size verilmiş bir hak. Ama orada onu şöyle yapıyordu. Server'a bir bilgisayar bağlayarak... Şimdi ama az önce işte ama az önce ne anlattım? Server'a bir bilgisayar bağlayarak. Evet. Şimdi oradaki hukuku bilmiyorum ama mesela ben burada oturup bir bilgisayar açsam ve Nişantaşı Üniversitesi'nin bize sağladığı imkanlardan faydalanan kütüphanenin işte abone olduğu veri tabanlarından makaleleri indirsem bilgisayarımda tutsam şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkün. Yani bir, onu bir yere yapma. Ama orada iddialardan biri yanlış hatırlamıyorsam bunu bir aslında bir şey varmış da oraya yükleyecekmiş, teşebbüs var falan gibi. Ama orada tabii o çok politik bir durum. Çocuğun genel durumuyla tartışmalı. Hani onun ya tabii çok tat. Bence bir suç olmamalı orada ama işte o bir server odasına girip oraya doğrudan bilgisayarı bağlayıp oradan indirmek falan onlar tabii başkaca meseleler yani. Tabii eserden normal yararlanmaya aykırı olmamak ve hak sahibinin meşru menfaatlerine zarar vermemek kuralları. Bunda şöyle bir örnek verilir hep. Ben bir, tabii artık yok bilmem buradaki arkadaşlar kullanıyor mu ama bizim zamanımızda diyeyim CD kaset alınırdı.
CD ile kaset işte 4 kişilik bir aile olduğunu farz edin. İşte ben, annem, babam, kardeşim. Herkes aynı anda farklı bir yerde dinlemek ister. Ya da mesela ben olayım tek başıma, o CD'yi evde de dinlemek istiyorum. Arabamda da dinlemek istiyorum mesela. Bunun için çoğaltmak acaba hukuka aykırı mı değil mi diye biz işte hiç sanki işimiz yokmuş gibi bunları tartışıldı seneler boyu. Ama ya çok seneler tartışmadı, ben tabii egzajere ediyorum yine. Değil. Çünkü şahsen kullanmayı mahsus olarak çoğaltmak mümkün olduğu için bir kişi hem evinde hem bilgisayarında şeyinde arabasında ayrı ayrı dinlemek için satın aldığı bir tabii müzik eserini, CD'yi çoğaltıp bir orada kullanmış. Nasıl? Çoğalttığınız ürünü, eseri hediye etmeniz, dağıtmanız suç mu? Tabii üçüncü kişilere vermeyeceğiz. Şahsen kullanım için. Ya bu çok şeyden tartışıldı işte, acaba aile üyelerine vermek sayılır mı? İşte ortak bir alanda dinletmek sayılır mı? Arabanı aldığın kişiler dinlerse olur mu falan? Ya bu telif meselesi kim tutarsa onun elinde kalıyor gibi bir durum. Mesela MÜYAP, MESAM, neydi diğer şimdi iki tane daha. Hepsi bunlar birleştiler. Şimdi ortak lisanslama birliği diye bir birlik kuruldu. Eskiden tek tek gidip hepsinin tabii farklı işte bazısı eser sahipleri, bazısı yapımcılar falan, hani bütün o müzik endüstrisindeki herkesin kendi birliği var. O birlikler de zaten Fikir ve Sanat Eserlik Kanunu'ndan doğan bir yapılanma. Bunların hepsi ayrı ayrı gidip şey yapıyordu, çok meşhur dava demeyeyim ama meseleler vardı. Mesela Antalya'daki berberlere gitmişlerdi 4 sene önce falan. Berberleri basıp derken baskın yapıp yani berberlere. Burada müzik eseri çalıyorsunuz diye ceza kesmişlerdi hepsine. Kesebilirler. Bunda hukuken bir tamam, mantıken bana da şey geliyor. Ama düşündüğünüz zaman eser sahibinin haklarını zedeleyici bir durum var. Orada mesela İtalya Yüksek Mahkemesi şöyle bir karar vermişti. Onlarda da tabii aynı durum var. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Bütün dünya aynı şeyi tartışıyor. İşte copyright, telif, işte trademark, marka falan. Hani bunlar böyle birlikleri olan, uluslararası alanda tartışılan ve şimdi çok globalleştiği için az önce interneti konuşurken tek bir ülkede bu hakların korunması eser sahibinin haklarını ya da marka sahibinin, patent sahibinin haklarını korumaya yetmiyor. Dolayısıyla unified yani ortak yeknesak bir mevzuat olması lazım ki dünyada yani tabii ki böyle bir şey olamaz çünkü zaten ülkesellik ilkesi var vesaire ama olabildiğince benzer kararlar çıksın ki eser sahibi de nerede başına ne geleceğini bilsin diye işte birlikler var, çalışıyor işte Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü var, FİKBİ var, o var bu var, çalışıyor yani insanlar. Dolayısıyla neye cevap verdim unuttum şu an, o kadar çok konuştum ki ama bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu? Aa bitti benim, bu kadarmış. Ne kadar çok konuşmuştum. Teşekkür ederim. Nerede bittiğini hatırlayamadığım için. Bana sorularınız olabilir. Ben anlatırken bazı şeylerde yanılmış olabilirim. Boş boğazlılığıma denk gelmiş olabilir. Hoşunuza gitmeyen şeyler olabilir. Bana her zaman şu mail adresinden ulaşabilirsiniz. neguneli@gunelihukuk.com. Altta da bizim ofisin internet sitesi var. Çalışmayan bir internet sitesidir kendisi. Ama mailim çalışıyor. Bana mail atabilirsiniz. Bu saatte burada sizi sıktığım için özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle tutayım. Hayır.